de vurdu ki Hungarya vurmadı. Gol atar gibi vurdu. Ağları sastı, dedikleri bir gol. Halit Kıvanç takdim eder. Merhaba sevgili dostlar. Ha hemen pazarlık yapalım. Ben sadece dünkü maçları şurd goldü bu penaltıydı filan bunları anlatacak değilim. Onlardan anlatacağım elbette ama araya ne bileyim espri fıkra güldüm, gülmece sıkışabilir bulmaca bir şey sorarım düşünün bakalım sonunda söylerim derim söylemem beklerim sonra başka gün söylerim. Ama bir de benim top yuvarlaktırlarım var böyle küçük küçük. Kendim böyle yatarken bakmışımdır o laf gelmiştir hatırıma yazmışım. Oo bak futbola ait oyuncu doğduğu kulüpte değil doyduğu kulüpte. Ne zaman söylemişim? Profesyonelliği kabul ettiğimiz zaman. Ondan sonra ondan evvel doğduğu kulüpteydi. Devam etmişim. Hakemin ömrü düt dütle geçer demişim. Ata sözleri diye Halit Baba sözleri. Tekmenin acısını futbolda atan bilmez yeğene sor. Ne demişler? Yarım hekim candan eder, yarım hekim maçtan eder. İşaret koyalım buraya kadar söyledik sonrakilerde devam ederiz. O çok merak etmeyin merak etmeyin efendim. Şimdi ufacık gibi görünen bir haberim var. 1965 yılında oynanmış bir maç. Yani 65 oho siz hesaplayın. Yarım yüzyılı. Mitatpaşa stadında bir Galatasaray Beşiktaş maçı başlamış. Ben de spikerim. O gün şöyle şanslıyım. Spiker nasıl şanslı olur? Çok gol anlatırsa, doğru dürüst anlatırsa... Üstelik o gollerde çok güzel gollerse beş tane gol olmuş maçta. Beş defa gol gol diye varmışızdır. Bir de bir sır söyleyeyim mi bir sır? Valla bütün maç spikerlerinde vardır bu. Bazen sesimiz kısılı, kısılır. Ay adamın sesi kısıldı filan. Sesimiz kısılmaz da biraz orada hafif tiyatro oyunculuğu gibi biraz vardır. Tiyatro oyuncusu da orada kahkahalarla güler. İki dakika sonra da hüngür hüngür ağlar. Bizde onu takımlara hele milli maç oynanıyor, takım kötü durumdaysa üzülerek tabii üzgüvıntımızde bir gerçek üzüntü. Ama kulüplerinkinde nötr kalırız. Efendim ne demişim ben 1965 yılında 14 Şubat günü Mithat Paşa Stadı'nda Galatasaray Beşiktaş maçını radyoda anlatıyorum. Oyun bir başlıyor maçın 60. dakikasına girilirken 2-0'mış. Hangisinin önde olduğu mühim değil. Çünkü maç Galatasaray'ın seyretmesiyle başlamış golleri. Sonra birdenbire onlar geçmişler hücuma. iki tane de onlar atmışlar. 2-2 olmuş. Maç bitiyor diye ben anlatırken üçüncü gol gelmiş Galatasaray. Beştaş'ın gollerini Yusuf'la Coşkun atmışlar not etmişim. Galatasaray'da Birini kral Metin o zaman Metin muhakkak bir gole en azından kendi atar. Öteki ikisini de Tarık göndermiş filelere. Peki bu maçın ne özelliği var? 2-0'dan 3-2 maç almak mı şunlar mı bunlar mı filan? Hayır efendim. Maç başladığı anda herkes demiş ki bu sahada nasıl maç oynanır demiş. Üstelik Avrupa'dan hakem getirtmişler bu maç için. Ve maçtan sonra hakem, yabancı hakem, Romanyalı, Romanya'dan gelen hakem Maçtan sonra biz ben de varım basın toplantı odaya giriyoruz. Roman hakeme biz diyeceğiz ki bu sahada maç oynatılır mı? Girdik Roman hakemi tercüme ediyorlar. Biz de soruyoruz. Dedi ki benim buraya bu maça geldiğimi bilseydim bu sahaya oynatmazdım dedi. Biz böyle baktık bize. Bu ne biçim saha bilmem ne. Fakat çok terbiyeli insanlarmışız o günkü basın toplantısında. Hiçbirimiz bir şey söylemedik. Normal olarak o sahada hakemin düdük çalıp bu sahada futbol oynanmaz demesi lazım. Ancak yani resimler falan bulunabilirse o günlerden düşünebiliyor musunuz? Yarı bele kadar çamur içinde Ayakkab ve hakem koşarken ayakkabısı çıktı. Ayakkabısı orada hakem koşuyor çıplak ayakla. Ben böyle rezalet görmedim falan dedi. Şimdi adama diyeceğiz ki biz de böyle rezalet görmedik. Bu maçta bu maç oynatılır mı? Kim yetkili biliyor musunuz? Şikayet eden hakem. Fakat tabii ayıptır ama arkasından epey söyledik yazdık. Ben o hakemi hayatta unutamıyorum. Top oynanmayacak bir çamur deryasın batakta oynattığı ve ondan sonra da ne biçim sağ maç oynatılır mı diye şikayet etti. Eğer hayattaysa ne bileyim devam etsin ama artık herhalde hakemlik yapmıyordur değil mi? Ne dersiniz? Hakem kardeşler, hakem arkadaşlar. Bu sözlerimin ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Futbol sadece düdükle oynatılmaz. Futbol saha olursa, şartlar olursa. Ama çok değerli hakemlerimiz var. Bir yurt dışı uluslararası turnuvada Türk hakemi gitti. Birkaç soru sormuş yöneticilere gazeteye maç verdiler. Biz bu sahaya pek çok yabancı hakem geldi ama bu Türk hakeminin sorduklarını sormadı. Şu mu bu mu soyunma odası şu mu futbolcuların bütün haklarını korudu. Onlara ne bileyim güzel oynamaları için imkan hazırladı demişti. Benim anlattığım hakemse o beş golün olduğu <laughs> ve futbol maçı denmeyecek maçı idare etmişti. Selam yollayalım mı bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Ben ama size diyorum ki bundan sonra anlatacağımı dinleyin. Başka bir şey söylemeyeceğim. Topa öyle bir vurdu ki Angarya vurmadı. Gol atar gibi vurdu. Ağları sastı dedikleri bir gol. Halit Kıvanç takdim eder.